Benim bel fıtığım vardı. Artı Berktin. karaciğerde yağlanma, artı kolesterol. Oo. Yani bunlarla çok uğraştım. Yani baya bir Üç doktor önemli gezdim. hastalık. Evet. En son belim için çok zorladı beni. Bana dediler ki hani en son ameliyat. Bel fıtığı için. Bel fıtığı için. Yani çaresiz kaldım. Yani avuç avuç hap içiyordum daha ben. Ondan sonra bir dostum, arkadaşım sayesinde hocamın ismini duydum. Dedik hani kaybedecek bir şeyimiz yok dedik. Bir de bunu deneyelim. Öyle gittim ben hocama ilk başta. Anlattım derdimi, dedim böyle böyle sorunlarım var. En son daha çok canımı yakan belim oluyordu. Hani akciğer, karaciğer yağlanmasını bir kenara Tabii bırakmıştık. bel fıtığı Evet. Hocama hastalar için anlattım ağır bir derdimi. şey. Dedim böyle böyle hocam dedi. Tamam dedi. Hallederiz dedi, sorun değil dedi. Korkma dedi o kadar bana. Ondan sonra verdiği şey, kürleri uyguladım ben kendi hocamın. Hakikaten o bel ağrısı gitti. Ondan sonra dedim ki şimdi o Kürler zaman dediğiniz bir masaj mı? yok şey, bir krem jeli vardı, Şey. bu verdiği şey İçici. isimli şu anda Tamam, isimleri içilecek evet, şurup da ver. İşte o şuruplar falan tarzda. verildi. Öyle ağrılarım dindi. Ha, ameliyat olmama gerek kalmadı. Bu dediğim yaklaşık 6-7 ay önce oldu. Ondan sonra karaciğer yağlanması vardı. Onun için de verdi o şeylerden bana, kürlerden. Onları da kullandım. Çok şükür şu anda iyiyim yani. 6-7 Allah razı aydır olsun. bir, yani bir problem yaşamıyor musunuz? Yok Şimdi yok, belle ilaç ilgili. Şimdi içmiyorum. bana mesela Yani, normalde enteresan geliyor hani yok bel şu eski fıtığı. ağrılarım çok çok azaldı. Çok çok az yani. Diyeyim ki %90 doktor bana dedi ki ameliyat olacaksın dedi. Bana gün vermek istedi doktor. Evet. Şu günü ameliyat edeyim mi diye bana. Şimdi ameliyat deyince bel ameliyatı zor, yani insanın gözünü Tabii. korkutuyor riskli olduğu için. Öyle ben size haber verim deyince doktora, arkadaşımız sayesinde hocamın ismini duydum. Hadi bir de hocamıza gidelim. Çok şükür şimdi kendisine teşekkür ediyorum sizler huzurunuzda. Şu anda iyiyim yani. Peki, geçmiş Şimdi olsun. sağ ol. At kuyruğu otu isimli bir bitki var. At kuyruğu. Bunun %12'si silisyum. Silisyum vücuttaki ödemi atar. Kemikleri güçlendirir. Bağ dokusunu temizler, arıtır. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı da etkili. Hatta Almanya'da bir ara eskiden vereme karşı kullanılmıştır. Bu diğer ismi, halk arasındaki ismi kırk kilit. Biz bunu çok özel bir yani bel fıtığı, boyun fıtığı, kemik erimesi gibi rahatsızlıklara karşı osteoporoz mesela bayanlarda Evet, kemik erimesi. adet işte kesildiği zaman menopozdan sonra hormon yetersizliğinden dolayı kemik erimesi başlar genellikle. Öyle bir hanımefendi ameliyat olması gerekiyordu. Bizim Doktor Süleyman Bey'in annesi. Hem kalça hem dizden ameliyat olması gerekiyor. Aksi takdirde kırılma riskosu var. Kemikleri iyice böyle zayıflamış. Kalsiyum oranı çok çok azalmış. Dikkat etmese kırılabilir kalçası veya dizi. Fakat bayanda tansiyon var, kolesterol, bir sürü hastalığı olduğu için doktorlar demiş ki ameliyat masasında kalır. Önce biraz kendine gelsin, bünye güçlensin, rahatsızlar geçsin. Ne yapabiliriz dedi. Problem değil. İksir aloe verecek, 40 kilit forte, sinir lot forte. Tamam dedi. Kullandı ve 6 hafta sonra kemiklerindeki kalsiyum oranı %68 yükseldiğinden doktorlar da şaşırdı. Ameliyata gerek yok dediler. 6 hafta içerisinde. Columbia Peki. Üniversitesi'nin bununla ilgili klinik araştırması var. Belge var. Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmıştır.